nasıl gelişti? Sayın Başkanımız sağ olsun kendisi aradı. Ondan sonra işte birlikte olduk. Yani benim genelde böyle aylık anlaşıyoruz yani. Öyle çok senelik anlaşıyoruz. Çok uzun zaman demiyorum, mümkün olmuyor ama sağ olsun başkanımız o konuda öyle bir şey olmasının da mümkün olduğunu söyledi. Ama ben dedim sözleşmeler insanları bağlamamalı. Sonuç olarak ben yapayım da işte seneye de bir iş bulmuş oluruz diye bakan birisi değilim. Yani sezon biter, iki taraf karşılıklı inşallah düşünülen hedeflere sahip olur. Ve ondan sonra tabii ki kalınmam istenirse seve seve kalırız tabii. Ama ben öyle bakıyorum da yani. Yani zorlu maçlar dediğin eğer Fenerbahçe'ye karşı da takım kazanmayı düşünerek oynasaydı çünkü çok farklı bir kadroyla çıkıldı. Yani şartlar takımı buraya getirdi. Yani hedefi kupa olan bir takım değil Giresunspor ama Alanyaspor derken Başakşehir gibi çok güçlü bir takım olduğu başarı. Bu takım kalitesini ortaya koyuyor. Bunlar durup dururken yenilecek takımlar değil yani. Bir şey yaparsanız yenersiniz. O yüzden bizim oyuncu kadromuza bakıldığında Süper Lig kökenli bir sürü oyuncunun olduğu bir kadro bu. Ve ekonomik anlamda hiçbir sıkıntısı yok. Çok iyi yönetilen bir kulübün oyuncuları kendileri. Onlara da bize de sahada artık yönetimin sunduğu bu imkanları değerlendirip bu takımın bir üst lige çıkmasını sağlamak. Ben İstanbulspor maçını izledim. Ben Metin kardeşime çok üzüldüm. Yani bir meslektaşım olarak ki benim çok yakın ilişkim olduğu için hatta aradım konuştuk. Yani bir kaybedilmiş bir puana kahrederken sen 3 puandan da oldun. 90+4 bir de gaj atıldı, gol oldu, maç bitti. Yani bu çok futbolda var ve çok sık başına gelmiş Giresunspor'un. Umarım inşallah bizim başımıza gelmez. Sevgili Metin buradan Diyad'in benim daha evvel de oyuncum. Çok yakın görüşüm bir kardeşim. Görüştük, konuştuk. Bana bilgi verdi sağ olsun. Biz onun bıraktığı emaneti aldık. İnşallah onun emekleri zayi olmaz. Onun bir devamı gibi. İsim değişti. Yine aynı ortam. Yine futbolun içindeyiz hep beraber. Yine Metin'in bu takıma dışarıdan desteğiyle. İnşallah hedeflenen yere gelinir. Tabii ki bu direkt çıkılır, playoff olur ama iddialı insanlarız. Bu işi yapabiliriz diye buralarda olduk. İnananları mahcup etmeyiz inşallah. Ümraniyespor benim her hafta gidip seyrettiğim bir takım. İstanbul'da oturuyorum çünkü. Ben Ateşehir'deyim. Onlar Ümraniye yakınız. Ve Bayram orada benim talebem, futbolcum. Camiayı çok yakından tanıyorum. İnanılmaz güzel şeyler yapıyorlar. Onlar da her sene bizim gibi iddialı takımlar çıkmak için uğraşıyorlar. Tesisleşmeyi tamamlamak üzereler, stadı yapıyorlar. Yeni yeni antrenman sahaları oluşuyor. Kolay değil tabii yani şu anda sanırım liderler 41 puanla. Ve liderle oynayacaksınız. Ondan evvel Elazığspor'la çarşamba pazar maçları onlar. Hiçbir maç kolay değil canım. Hangi maç kolay? Yani şimdi Gaziantepspor sonuncu diye onunla oynayacağınız maç kolay olabilir mi? Her maç zor ama bu takım çıkmak istiyorsa eğer herkesi her yerde yenebilecek kadar oynamalı ve bunu başarmalı. Yoksa o maç zor, bu maç kolay. Böyle bir ayrım yapamazsınız yani. Hocam Demirspor'la final oynadınız, görevinize devam edemediniz. Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardınız, görevinize devam edemediniz. Mersin'i de finale kadar getirdik, bir gün kala gittik mesela. Ya başla şimdi aralara girmeyelim. Problemleri her gün her yerde anlatıyoruz. Şimdi yeni bir sayfa var. Yeni bir ortamdayız. Güzelliklerden bahsedelim. Olumsuz konuşmaktan artık yoruldum ben. Dolayısıyla burada mutluyum ya. Yani bu iki günlük süreçte bana yönetim kurulum başkanının tavrı, oyuncularımızın bize bakışı, taraftarların bize olan sosyal medyadaki söylemleri beni çok mutlu ediyor. Umarım inşallah bir 4 takım çıkardık bugüne kadar. 2 tanesi işte finallerden döndü. Umarım inşallah bu 5. olur. Yani ben de mutlu olurum çünkü 41 senelik bir bekleme var. Hiç kolay değil yani. Düşünün o gün doğan, 76 yılında doğan bir çocuk şimdi 41 yaşında. Yani hakikaten bunun esprisi o zaten. Umarım bu özleme son veririz inşallah beraber. Çok uzun konu bu yani. Yani şimdi küçük bir söylemle bir şey formüle etmek çok zor. Zaten sürekli televizyonlarda, medyada bu konu üzerinde fikirlerimi söylüyorum. Bize de müracaat edilirse fikrimizi söyleriz.